Merhaba. Bugün Keyfi Kahve İşletmecisi Veysel Şakir ile birlikteyiz. Merhaba Veysel Bey, hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz, teşekkürler. Evet, o gün hatırlıyorsunuz Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konserinde istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Herkes o geceyi merak ediyor. Sanatçılar neden çıkmadı, neden yuhlandı, sonraki süreçte neler oldu? Bunları öğrenmeden önce gelin hep birlikte o gün ne oldu, bir o güne gidelim. O güne geçmeden önce Veysel Bey bir şey merak ettik. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuşu nasıl belirlediniz o konser öncesi? Yani onu da merak ediyoruz hani. Evet, bu ikiliyi şöyle belirledik. Sosyal medyadan biz anket yapıyoruz. Kimleri getirelim diye. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız anketler sonucunda bu ikilinin oy oranı yüksek çıktığı için bunlara getirmeye karar verdik. Evet. Peki Veysel Bey, o süreçte yani konsere gelmeden önceki süreçte neler yaşandı? Çünkü sanatçılar o gün yuhlandı, işte konser maalesef gerçekleştiremedi. Herkes bu konuyu çok merak ediyor. Sözleşmeler neydi, sözleşmeye mi uyulmadı? Biz sizden onu dinlemek istiyoruz. Evet, biz bu sanatçıları belirledikten sonra sanatçıların bağlı olduğu menajerlik firmasıyla bir sözleşme imzaladık. Belli bir meblağ almıştık ve sözleşme imzaladık. Bu şeyde de uçağı, konaklaması vesaire nasıl gidileceği, güvenliğine kadar her şeyle biz sorumluyuz, biz sorumlu tutuluyoruz. Sözleşme imzaladıktan sonra biz belli bir meblağ kaporalarını gönderdik. Daha sonra konser tarihine kadar da konser tarihinden önce de kalan bakiyelerini gönderdik. 15 bin lira gibi bir bakiyeleri kaldı. Fakat bize söylenen şuydu, sanatçılar, biz konserden iki gün önce şunu söyledik, konser tarihi yaklaşıyor, biz uçak biletlerini alalım artık. Bize söylenen şuydu menajerlik firmasından, uçakla gelmeyecekler, kendi şahsi araçlarıyla gelecekler, siz şahsi aracın masraflarını karşılayacaksınız. Ona da okey dedik. Konsere son bir gün kala menajerlik firması bize uçuş listesi gönderdi, uçağa binecek kişilerin listesini gönderdi, 6 kişilik bir liste. Bunların şeyini alacaksınız, uçak biletlerini alacaksınız diye. Biz de tamam dedik, normalde şahsi araçlarıyla geleceklerdi. Konsere son bir gün kala bize böyle bir sıkıntı çıkardılar. Ve biz kendi şahsi araçlarıyla gelecekler için VIP araç bulamadık o gün. Ta Mersin'den VIP araç talep ettik. Sanatçıların VIP aracını da ayarladık. Biz her şekilde hazırdık. Uçak listesi için bize kişi listelerini gönderdiler, uçuş bilgileri için. Biz biletleri almak istediğimizde toplamda bilet ücreti 7000 lira yapıyordu. Bize son dakika dediler ki gecenin 1.30'unda, konserden bir gün önce gece 1.30'da aradılar. Uçak biletlerini kestirmeyin, bizden haber bekleyin. Ben de dedim ki ertesi gün konser var yani, sonuçta ertesi gün konser var, biz rezil mi olacağız dedim, gelmeyecek misiniz dedim. Sonra ertesi biz alırız biletleri dediler. İyi tamam, bizden haber bekleyin dediler. Ertesi sabah olduğunda biz uçuş biletlerini aldık, akşam 7'ye uçuş biletlerini aldık dediler. Bize 14.000 TL para göndereceksiniz, uçuş bileti parası göndereceksiniz dediler. Ben de şunu söyledim kendilerine, ben bir gün önce alsaydım bu biletler 7.000 liraydı. Şu an 14.000 liradan bahsediyorsunuz, 14.990 TL. Ben niye 7-8.000 lira zarara gireceğim dedim. Bizler menajeriyle yazışmalarımız var. Ya işte sanatçıların sorumsuzluğu, olabiliyor böyle şeyler son dakika gibicesinden cümleler kullandılar. Uçak biletiyle ilgili dekont gönderdiler mi? Evet. Ben bizden 14.000 lira talep ettikleri için, 14.990 TL talep ettikleri için ben tamam dedim, ona da tamam dedik artık. Çünkü konserimiz şey olacak, sıkıntıya girecek diye. Çünkü bize diyorlar ki bu parayı göndermezseniz sanatçılar çıkmaz, gelmezler, uçağa da binmezler dediler. Tamam dedim, bize uçuş detaylarını gönderin dedim. Madem siz aldınız 14.000 liralık uçuş bileti, bize bu detayları göndermelerini talep ettim. Kaç defa istediysem göndermediler, sürekli bizi oyaladılar. Uçuş planı bilgisiyle elinize dekont falan ulaştı mı? Kesinlikle hiçbir şekilde gelmedi. Biz kaç defa talep ettik, sürekli oyalandık. Bize uçuş detaylarıyla alakalı bilgi gelmedi. Sadece sözlü olarak bize şunu söylediler. Sanatçılar saat akşam 19'da havaalanında olacaklar, VIP aracınız orada olsun dediler. Ben
bu zamana kadarki tüm hareketlerinden şüphelendiğim için artık kuşku uyandırmaya başladı. Şimdiye kadar bir sürü organizasyon yaptık. Hiçbir şekilde böyle bir şey yaşamadık. Bütün herkesle ne anlaştıysa o şekilde yürüdü. Pardon, uçak 7'de olduğunu söylediler. Siz? Evet. Bana uçuş saat akşam 19'da havaalanına inecek dediler uçak. Fakat ben artık şüphelendiğim için Türk Hava Yolları'nı aradım. Türk Hava Yolları'nı aradım. Aradığımda 19'da, saat 19'da o gün Adana'ya inecek hiçbir şekilde İstanbul-Adana arası uçuş olmadığını söylediler. Ve ben tekrar firmayla görüştüğümde benimle dalga mı geçiyorsunuz dedim. Bu saatte uçuş yok. Neyle inecek bunlar? En yakın uçak saat 19.50'de. 19.50'de gelecek bir sanatçı yurt dışından geliyor. Havaalanından çıkması akşam 20.30'u olacak. Adana'dan 20.30'da çıkacak. Buraya saat 10'da gelecek. Ve bunlar bir ses ayarı yapacak, teknik ayarları yapacaklar. Bu sanatçıların sahneye çıkması 11'i bulacak normalde. En son neyle gelmişler peki Veysel Bey? En son yine uçakla geldiler. Ben itiraz ettim de dedim ki saat 19.50'de geleceklerse Kozan'a hiçbir şekilde gelmesinler. Ben istemiyorum artık dedim. Ve bize tekrar aradılar. Dediler ki uçuşu daha öne çektik. Saat 15.50'de inecek dediler uçağa. O saatte gelin. Ve VIP aracımızı o şekilde havaalanına yönlendirdik. Bir de biz biliyorsunuz Kozan'daki yerel basın bu konser olacağını haftalar önceden yayınlamaya başladı. Ama dikkatimizi çeken sanatçılar sosyal medyalarında galiba yoktu değil mi? Evet, şimdiye kadar kimlerle anlaştıysak, hangi sanatçıyla anlaştıysak anlaştığımız günden itibaren sağ olsunlar sürekli sosyal medyalarında da paylaşarak bizim afişlerimizi bizlere, bilet satışlarına vesaire güzel destekler oluyor. Fakat biz iki ay öncesinden anlaştık bu sanatçılarla. Hiçbir şekilde sosyal medyalarında paylaşmadılar. Ta ki Kozan'a geleceklerini iddia ettikleri günün sabahında havaalanında Kozan'a geliyoruz diye paylaşım yaptılar. Ve biz bu tür hareketlerinden şüphelendiğimiz için zaten 15 günü son güne bıraktık. Yani hem sosyal medyada paylaşmamaları hem de işte bu uçak konusunda, işte ulaşım konusunda geldiklerinden dolayı Kozan'a geldiğimiz anda o kalan 15 bin meblağı vereceğiz dedik. Evet, çünkü Kozan'a geleceklerinden şüphemiz olduğu için artık. Çünkü düşünsenize konserin olduğu gün paylaşım yapıyorlar sadece konserin olduğu gün. Komik. Çok moda tabir. Burası çok önemli. Şimdi o gün saat 8'de konserleri vardı ama sahneye çıkmadılar. 10.30 gibi geldiler. Orada da bir neredeyse bilinç girişimi olacaktı. Herkesin merak ettiği soru 8 ve 11 arası hani siz ne yaptınız? İşte bu meblağ verilemez miydi? Bu süreç nasıl? Bunu dinleyelim sizden. Keşke söylediğiniz gibi saat 10.30'da çıkacak olsalardı. Bir saat 10.30'da çıkar yine 12'ye kadar konserimizi yapardık. Biz akşam saat 8'den, akşam saat 20'den gece 11'e 23.05'e kadar sanatçıların menajerlik firmasına ikna çabasıyla uğraşıyorduk. Çalıştığımız bankanın Şekerbank, çalıştığımız bankanın FES diye bir şeyi yok. Hala geçmedi banka. Ve bizim sanatçıya göndereceğimiz meblağ o bankada olduğu için FES yapamıyoruz. EFT yaptık. EFT ertesi gün geçeceği için bunu menajerlik firması kabul etmedi. Biz de kendilerine şunu talep ettik. Dedik ki burada da menajeriniz var veya sorumlu olan kişi var. Biz bunlara bu 15 bin liralık meblağı elden teslim edelim dedik. Ve hala biz o günde uçuş detaylarını istiyorduk. Çünkü biz alacağımız zaman 7 bin lira olan uçak bileti kendiler bizden istiyorlar. 14.990 TL, 8 bin lira. Son gün hala istediğimizde yine göndermediler ve bizden hala son gün o uçuş parasını istediler. Bu arada bilinmiyor çünkü bu. Siz orada sanatçılarla değil İstanbul'da sürekli iletişim halindeydiniz. Evet, yani sanki. Sanatçılar orada dinlenmeye devam etti. Bir taraftan da tabii sinemayı işte izleyiciler doldurdu. Siz bir türlü bunu ikna edemediniz hani. Ben sürekli bir koşuşturma çabası içerisindeydim. Çünkü hem sinema salonundaki insanları yerleştirmeyle, hem işi organize etmeyle, hem sanatçı ve menajeriyle de ilgileniyordum tek başıma. Biz saat 11'e gece 23.05'te firmayı ikna ettik. Parayı elden kabul ettiler. Ondan sonra zaten sinema salonunun önüne geldiğimizde olumsuz olaylar yaşandı. Orada yuhlandılar. Evet, sanatçılar saat 23.05'te, daha doğrusu sanatçıların menajerlik firması saat 23.05'te parayı elden almayı kabul ettiklerini ve sahneye çıkacaklarını, yalnız
sahneye şu şartla, bize son dakika attıkları gol bu, bize 5 yıldızlı otel, Adana'dan 5 yıldızlı otel ayarlamak şartıyla sahneye çıkaracağız dediler. Sözleşmede bu yok. Tabii. Sözleşmede yok bu. Yalnız şöyle de bir durum var, biz bu konuda çok günah keçisi ilan edildik artık ve bizi de gerçekten yordu. Normalde sanatçılar, sanatçıların menajerlik firması sahne ücretini 5000 TL artı KDV gösteriyor. Madem sizin sahne ücretiniz 5000 TL artı KDV 5900 TL ise biz bu sahne ücretini yatırdık. O zaman neden çıkmadınız? Resmiyette çıkmaları lazım. Salon bu sahne. Full dolmuş. Salon full dolu. 600 kişilik salon full dolu ve ayakta müşterilerimiz de vardı. Her şey geçtim, işin para boyutunu geçtim, maddi kısmı geçtim. En azından orada bekleyenlere karşı saygıdan hiç olmazsa çıkmaları lazımdı. Diyelim ki paranızı mı almadınız? Şunları da teklif ettik. Diyelim ki paranızı mı alamadınız? O sahneden çıkmadan önce bizi rezil edebilirdiniz orada. Biz paramızı aldık. Size saygıdan çıktık bu sahneye. Hı. Ama biz paramızı alamadık deyip hukuki, haklıysanız hukuki sürecinizi başlatırdınız. Fakat şu an menajerlik firması haksız olduğu için, haksız oldukları için şu an bize her türlü baskıyı uygulamaya çalışıyorlar. Araya arabulucular sokmaya çalışıyorlar. Bize belli meblağlar teklif ediyorlar. Hukuki süreci başlatmamamız için ve sosyal medyadaki paylaşımlarımızı kaldırmamız için bize talepte bulunuyorlar. Veysel Bey, bu arada 8 ve 11 arasında seyircilerin huzurunda herhangi bir açıklama yapıldı mı mesela? Ya siz tarafından ya da sanatçı tarafından? Yok, her iki taraftan da yapılmadı. Ben sonuçta menajerlik firmasını ikna çabasıyla uğraştığım için ben sinema salonuyla otel arasında, arakampon arasında mekikle okuyordum. O yüzden herhangi bir açıklama yapılmadı. Bir de o gün sinir stres halinde orada bir cümle kurmuştunuz hani. Onu. Evet, ben orada o anki sinirle, gerginlikle, biraz da heyecanla yanlış bir cümle kullandım vergi konusuyla alakalı. İşte elden paraya teklif ettim, onlar vergi dilimine girmemek için vesaire. Onu tamamen heyecandan ve gerginlikle söyledim. O yanlış bir cümleydi. Söylediğim gibi biz resmiyette resmi olan paralarını yatırdık. Hukuki anlamda her türlü haklı olduğumuz için bu sahneye çıkmaları lazımdı. Çıkmadıkları için de biz karşı taraftan zararlarımızı talep ettik. Şu anda zaten suçu kendi kabul ettiği için arayı bulmak adına sizinle evet, görüşmelerini sürdürüyorlar. Diğer en merak edilen konu, biletlerin parası iade ediliyor mu? Herkes bize bunu soruyor. Evet, ortalama 650 kişilik bir bilet satışımız oldu. Herkesin ama herkesin bilet ücretleri iade ediliyor. Konserin ikinci gününden itibaren iade etmeye başladık. Herkesin IBAN numarasına konser ücretleri yatırılıyor. Şu an 4'te 3'lük kısmını yatırdık. 4'te 1'lik kısım kaldı. Onların ödemesi devam ediyor. Bilet alanların sizde iletişim numaraları var. Onları teyit edildi, yatırıyorsunuz. Hem bilet alanların numarası var, hem biz kendi numaramızı paylaştığımız için bizle iletişime geçiyorlar. Bize IBAN numarası gönderiyorlar. Biz herkesin IBAN'ına ödemeleri gönderiyoruz. Ki sadece bu bununla kalmıyor, ödemeler bilet ödemesiyle kalmıyor veya sanatçıya yatırılan paralarla kalmıyor. Bu işin sesi, sahnesi, bodyguardı, konaklaması, yemekleri vesaire bizim için çok külfetli bir organizasyon zaten. Son olarak da şunu sorayım, bundan sonraki süreçte gene bu tür organizasyonlara devam edecek misiniz? Bir de o gün duygu ve düşünceleriniz çok sıkıntılıydınız o gün, biz de oradaydık. Evet, maalesef. Yüzlerce insan bileti ne olacak, konser ne oldu? Şu an insanlar bizi tamamen günah keçisi ilan etti. Açıkçası biz yaklaşık 3-4 konser düzenledik Kozan'da. Ve hiç yapılmayan bir şeyi yaptık şahıs olarak. Evet, belediyeler vesaire yapıyor ama şahıs olarak Kozan'da yapılan bir konser yoktu. Fakat bu süreçten sonra bakalım neyi gösterecek durum. Şu an yapıp yapmayacağım konusunda bir şey diyemiyorum. İnşallah yaparsınız. İnşallah. Sizin sayenizde güzel konserler devam eder. Çok teşekkür ederim. Biz tekrar geçmiş olsun diyoruz size. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, o gün ve sonrasında bizleri destekleyen Kozanlı esnaflarımıza ve tüm basın mensuplarına çok teşekkür ederim.